İkinci sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 240. Serbest okuma metni. Sevgili günlük. Hey dedim. Hatırlattığın için sevgili günlük 3 yıl önceyi bana. Sayfaları karıştırdıkça bakıyorum da neler yaşamışım. Mesela şu derede yüzmüşüm. Şurada koca bir balıktan kaçmış. Şu kayadan atlarken dizimi yaralamışım. Yazmasaydım eğer bunları hatırlayamazdım neler yaptığımı. Lütfen bana öyle bakmayın. Ağaç altında pinekleyen Sayın Kaplumbağa. Eğer günlüğünüz hiç olmadıysa lütfen kendinize gidin bir günlük alın. Betül Tarıman. Sayfa 241 8. tema sonu değerlendirme soruları. Okuyalım. Okumaya kuvveti var. Okumalı genç ihtiyar. Bilginin faydası çoktur. Okumanın yaşı yoktur. Sanatını ilerletmek, yeni bilgiler öğrenmek, her işin sırrını bilmek ancak okumayla olur. İlmini alanlar bulur, başladı uzayın çağı. Bilenler aşıyor dağı, fenle müziği uçağı, yeni yeni buluşların. Sahibi onlardır yarın, ne olursa olsun yaşın, kitap olsun arkadaşın. Osman Yıldız tarafından yazılmış bir şiir. Birinci soru, şiire göre kimler kitap okumalıdır? Şiire göre her yaştan insan kitap okumalıdır. İkinci soru, şiire göre niçin kitap okumalıyız? Şiire göre sanatta ilerlemek, yeni bilgiler öğrenmek, her işin sırrını bilmek için kitap okumalıyız. Sayfa 242, aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarını bulalım. Kelimeleri aynı cümle içinde örnekteki gibi kullanalım. Taze bayat kitabımız yapmış. Dün aldığım taze ekmekler bugün bayatlamış. Sağlam, çürük. Sağlam diye aldığım elmalar çürük çıktı. İleri, geri. Araba çamurdan kurtulmak için ileri geri gidiyordu. Kalın, ince. Kışın kalın, yazın ince kıyafetler giyeriz. Giriş, çıkış. Film başlayınca salona giriş çıkış yasaklandı. Sayfa 243. Yukarıdaki verilen kelimelerin eş anlamlarını bulmacada bulalım. Kalan harfleri sırasıyla yazarak şifreyi bulalım. Evet, buradaki eş anlamları buldum, işaretledim arkadaşlar. Sonbahar kelimesinin eş anlamlısı güz, kent, şehir, ıslak, yaş, kafa, baş, pis, kirli, konut, ev, çağrı, davet, defa, kes, ıssız, tenha, tamir, onarım, rüzgar, yel, dil, lisan, cümle, tümce. Şifremiz okuma kültürü oldu. Bu tema içinde işlediğimiz metinlerin adlarını yazalım. Kütüphane, pastaların dilinden kim anlar, kitaplarıma, bizim gazete ve sevgili günlük. Bunlardan en çok hangisini beğendiniz ve niçin beğendiniz arkadaşlar? Lütfen buraya not alalım. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.